Herkese merhaba, ben Ozan Filiz. Bu videomuzda Movavi ile ders içeriği hazırlama konusuna birlikte bakacağız. Movavi ile ders içeriğini şu şekilde hazırlayacağız. Karşımızda bir sunumumuz olacak ve bu sunuma kendi görüntümüzü buradaki ekranda gördüğünüz sol alt köşeye koyarak sağda da içeriklerimiz olacak şekilde birlikte hazırlayacağız. Bunun için öncelikle elimizde hazırlanmış bir sunumun olması gerekiyor. Ve sunumunuzda görüntünüzün olacağı yeri de ona göre boş bırakmanız gerekiyor. Öncelikle Movavi programını açalım. Masa üstünde kısa yol olarak Movavi Akademik programını göreceksiniz. Programı açtığınızda video oluştur sekmesine tıklıyorsunuz ve karşınıza Movavi'nin arayüzü geliyor. Bu arayüzü kısaca tanıtmak gerekirse solda öğeler ekleyebileceğimiz butonlarımız var. İçe aktar butonları, ses, müzik ekleme butonlarımız var, sekmelerimiz var. Sonra efektler, filtreler ekleyebileceğimiz sekmelerimiz var. Geçişler ekleyebileceğimiz sekmelerimiz var. Bunun dışında metin, farklı şekiller, çıkartmalar veya daha fazla işlem yapabileceğimiz sekmeler var. Burada tüm sekmeleri bu videoda tanıtmayacağım. Sadece ders içeriğinde aktif olarak kullanacağımız sekmelerden bahsedeceğim. Sağ üstteki ekranda tüm ön izleme yaptığımız değişiklikleri görüntüleme işlemlerini yapacağız. Alttaki ekranda ise zaman çizgisinde istediğimiz parçaları buraya ekleyeceğiz ve video düzenleme işlemlerini buradan seçim işlemi yaparak gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak içe aktar kısmına geliyorum. Ve ekran kaydı kaydet sekmesine tıklıyorum. Bu sekmeye tıkladığımda sağ tarafta küçük bir panel açıldığını görüyorsunuz. Bu panel üzerinden bazı ayarlarım var. Sonrasında da kayıt işlemine başlayacağım. İlk olarak yukarıdaki tercihler simgesine tıkladığımda bazı ayarlarımın olduğu yer açılıyor. Burada web kamerası sekmesi bizler için önemli çünkü web kameramızın kalitesini buradan ayarlıyoruz. Çözünürlüklerimiz yüksek olabilir ancak yüksek seçildiği takdirde bilgisayarın işlemcisine göre hareketlerinizin duraksamalar veya donmalar yaşamadan kaydedildiğine emin olmanız lazım. Ben çözünürlük olarak 800-600 ve çekim hızı olarak da 30 değerlerini seçiyorum. Video boyutunu bu şekilde bırakıyorum. Siz isterseniz farklı değerler tercih edebilirsiniz. Pozisyon bizim web kameramızın ekran kaydında nerede konumlandıracağını söylüyor. Alt solda kalabilir. Zaten biz bunu kayıt sonrasında istediğimiz yere konumlandıracağız Movavi programıyla. Bunun dışında kısa yol tuşlarımız var. Burada varsayılan olarak atanan değerler F10 ile F9. Siz bu değerleri kendi tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Bunun dışında burada yapacağımız çok bir ayar yok. Tamam butonuna tıkladım. Sonra sunumumu açtım. Bu sunumda ilk ekrandan kaydı başlatmayacağım. Bu ekranı resim olarak dışa aktaracağım. Sonra Movavi üzerinde bunu bir kapak görseli olarak kullanacağım ve girişe de bir müzik ekleyeceğim. O şekilde kullanacağım. Öncelikle bu kapak görselini resim olarak dışa aktaracağım. Bunu nasıl yapacağım? İlk önce kapağım seçili. Dosyaya geliyorum. Dışa aktar diyorum. Ve buradan dosya türünü değiştir diyorum. Resim dosya türleri arasında JPEG olanı seçiyorum ve farklı kaydet diyorum. Sonra buna bir isim yazıyorum. Movavi kapak resmi diye bir isim yazdım. Kaydet dedim. Ve burada yalnızca bu slide'ı kaydet dedim. Ve artık bu kapağım benim burada resim dosyası olarak yer alıyor. Bunu Movavi'ye sonrasında aktaracağız. Sonra ne yapacağım? Tekrar sunumumu açtım. Artık bu kapak görselini silebilirim. Çünkü bundan sonra her dersimde aynı kapağı kullanabilirim. Sildim ben bunu. Buradaki ikinci ekranımdan başlayacağım. Tam ekrana geldim. Video simgesine tıkladım. Seçim işlemi olarak tam ekranı seçmek için bir boşluk noktasına farenizin sol tuşuyla bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Buradaki ayarlara baktığımızda doğru mikrofonu seçmemiz önemli çünkü hem
kullandığımız web kamerasının bir mikrofonu olabilir, bilgisayarımızın dahili bir mikrofon olabilir, bizim de kullandığımız harici bir USB mikrofon olabilir. O yüzden ses kalitesinin en net olacak şekilde kayıtta sağlandığı mikrofonu buradan seçmeyi unutmayın. Sonra kaydet simgesine tıkladığınızda 3, 2, 1 diye geri saydığında kayıt işlemine başlayabilirsiniz. Artık sunumumuza başlayabiliriz. Bu ekranda neler öğreneceğiz konusunda öğrencilerimize bilgilendirmede bulunuyoruz. Sonra içeriklerimizi aktarabiliriz. Burada farklı sunumlarda kullanabileceğimiz örnek resim ve içerik kullanım şablonlarını görüyorsunuz. Bunun dışında örnek SmartArt ve içerik kullanımına dayalı şablonu görüyorsunuz. Burada bizim kameramız sol tarafta gözükeceği için orayı boş bırakıp içeriklerimizi hep sağ tarafa konumlandırıyoruz. Bunun dışında derslerimizi, videolarımızı tamamladığımızda, yani ders çekimimizin sonlarına geldiğimizde bir ders özetlememiz her zaman faydalı oluyor. Bunun dışında derste kullandığımız, yararlandığımız kaynakları da belirtebiliriz. Ve son olarak da eğer hatırlatmalarda bulunacaksak öğrencilerimize son bir teşekkür ekranında da bunları verebiliriz. Burada sunumumuz bittikten sonra ne yapıyoruz? Kısa yol tuşlarımı tanımlamıştım. Onları kullanarak sunumumu noktalıyorum. F1'e bastım ve sunumumu noktaladım. Sunumumdan çıkmak için gösteriyi bitir diyorum ve Movavi programını açtığımda yaptığım kaydın buraya geldiğini görüyorum. Şimdi bu kaydı düzenlemeden önce bir kapak resmi hazırlamıştık. Onu ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yine geliyorum içi aktar kısmına. Buradan dosyaları ekle diyorum. Ve masa üstüne geldiğimde buradan Movavi kapak resmi diye hazırladığım, ismini değiştirdiğim dosyamı gördüm ve aç dedim. Burada medya kutusu kısmında tüm içeriklerimizi görüyoruz. Burada kapak resmini aldım ben, en başa getirdim, bıraktım. Artık gördüğünüz gibi kapak görselim ilk aşamada karşıma çıkacak. Bu kapağıma bir de resim ekleyeceğim. Buradaki zaman çizgisinde daha hassas çalışmak için ölçeği büyütebilirsiniz. Böylelikle saniye aralıklarını daha genişletmiş oluyorsunuz. Müzik kısmına geliyorum. Buradan Başardın isimli müziği ekleyeceğim. Burada farklı müzikler var. Bunlardan daha dersler için daha uygun olan müzikleri seçmenizde fayda var. Herhangi bir müziği indirmek için öncelikle üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Sonra buradaki indirme simgesinin kalktığını göreceksiniz. Sonra üzerine bir kere daha tıkladığınızda artık müziği dinleyebilirsiniz. Ben Başardın isimli müziği ekleyeceğim. O yüzden ne yapıyorum? Sürükle bırak yöntemiyle kapağımın altına getiriyorum. Müzik dosyam uzun olduğu için bunu şöyle yapacağım. Kapak dosyamı biraz daha uzun getiriyorum. 6 saniye olacak şekilde uzattım ve sonra buradaki kırmızı nokta şu an görüyorsunuz 6 saniye üstüne gelmiş durumda ve ben müzik dosyamın üstüne bir kere seçiyorum onu, sonra sağ tıklıyorum ve böl diyorum. İkinci kısma ihtiyacım yok artık, bunu silebilirim. Şimdi bu müziğin şu şekilde gelmesini isteyeceğim. Aynı tonda değil, azalarak artacak, orta noktadan sonra da azalmaya başlayacak. Müzik dosyamı yine seçiyorum ve ortasına geldiğimde sağ tıklıyorum. Ses noktası ekle diyorum. Bir de sonuna geliyorum. Yine müzik dosyamın üstüne sağ tıklıyorum. Ses noktası ekle diyorum. İlk ses noktamı %0'a getiriyorum. İkinci ses noktamı %30 ile 50 arasında bir değere getiriyorum. Üçüncü ses noktamı da %0'a getiriyorum. Artık hazırladığım kapak ve müzik istediğim şekilde olmuş durumda. Şimdi bu kapak ve müzik dosyamı yine ikisini birden seçtim. Kopyalıyorum. Bir de
videomun bitişine ekleyeceğim. Aynısını yine en sonu seçtim. CTRL V tuşlarıyla tekrar buraya getirdim. Hem açılışta hem kapanışta benim hazırladığım kapak resminin görünmesini istiyorum. Şimdi içerik düzenlemesine başlayabiliriz. Öncelikle şunu hatırlatayım. Eğer farklı bir yerde içeriklerinizi düzenleyecekseniz almanız gereken bazı dosyalar var. Onlar medya kutusu kısmında yer alıyor. Bu dosyayı kaydettikten sonra dosya diyorsunuz, projeyi kaydet diyorsunuz. Mesela ben masa üstüne bunu Movavi anlatım diye kaydettim. Sonra bunu masa üstünde bir klasör oluşturacağım. Movavi isimli. Bu anlatımı buraya alacağım. Bunun dışında almam gereken diğer dosyalar ise şunlar. Burada yer alan 95 ve 96 numaralı dosyaları alacağım. Bu dosyalara nereden erişebilirim? Belgeleri açtım. Burada videolar klasörünü göreceksiniz. Onun içerisinde Movavi Akademik klasörü var. Onu açtığınızda Screencast ekran kayıtları diye bir klasör var. Onu da açıyorum. Burada daha önceden yaptığım ekran kayıtları gözüküyor. Burada 95 ve 96 numaralı çekimleri kopyaladım ve klasörüme yapıştırdım. Artık bu klasörü çekim yaptığınız yerin dışında herhangi bir bilgisayarda düzenlemek isterseniz bu ikisini almanız yeterli olacak. Hatta bir de hazırladığımız kapak görselini de bu klasörümüze alabiliriz. Tabii şu an kullanımda olduğu için buraya konumlandırılmıyor ama sizler o kapak resminizi de bu klasöre alabilirsiniz. Sonra düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Movavi'yi açtım. Kapak tarafını zaten gerçekleştirmiştim düzenlemeleri. Şimdi burada kamera görüntümü istediğim noktaya konumlandıracağım. Bunu nasıl yapacağım? Kamerama çift tıklıyorum görüntümün olduğu yere. Artık bakın görüntümün köşelerinden tutulacak noktalar aktif oldu. Ben artık görüntümü istediğim şekilde büyütüp küçültebilirim. Bunu büyüttüm. Belirli bir konuma getirdim. Sonra daha fazla kısmına geliyorum. Kırp ve döndür diyorum. Ve istediğim şekilde bu görüntümü hem gövdemi hem yüzümü saçımı alacak şekilde kırpıyorum. Sonrasında da Chrome anahtarına tıklıyorum. Ve yeşil ekran kullandığım takdirde arka planı temizleyebiliyorum. Bir kere buraya tıklamam yeterli. Arka planım temizlendi. Arka plan temizlendikten sonra daha detaylı, daha doğru konumlandırma yapabilirsiniz. Bir kere konumlandırdıktan sonra artık bakın görüntünüz sol kısımda, içerikleriniz de sağda olacak şekilde ders anlatımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Farklı bir düzenleme yapmaya gerek yok. Bunun dışında hatalı çekimler yapıyorsanız bunları da ilgili noktaya gelerek sağ tıklayarak hangi hem seste olabilir, görüntüde olabilir veya kameranızda olabilir. Bunlar birbiriyle ilişkili olduğu için genelde hepsi seçili olur. Bunu sağ tıklayarak böl diyoruz. Diğer hata bitişine de gelip aynı şekilde böl diyoruz. Ve ara kesilmiş noktayı silebiliyoruz. Yaptığımız hataları da bu şekilde gideriyoruz. Sonuna geldim. Bir de şunu yapacağım. Hem ben biraz ölçeğimi küçülteyim. Hem kapak arasına, başlangıç kapağına hem de bitiş kapağına birer tane geçiş ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Geçişlere geldim. Burada benim beğendiğim geçişler arasında süpürde soldan sağa doğru bir geçiş var. Bunun üstüne bir kere tıkladığımda efekti görebiliyorsunuz sağ kısımda. Bunu alıyorum, sürükleyip ilk kapak kısmına bırakıyorum. Aynı işlemi bir de kapanış kapağına yapacağım. Bu şekilde geçişlerimi de ekledim. Ve şimdi izleyebiliriz. Artık sunumumuza başlayabiliriz. Bu ekranda ne? Burada anlatım yapıyoruz. Anlatımlarımızı gerçekleştirdik. Yine
bitişe geldiğimizde açtım. Onları kullanarak sunumumu noktalıyorum. Yine bir geçişle kapanış ekranımız geliyor. Burada çekim esnasında mikrofonunuzda bazı parazitler, cızırtılar olabilir. Onları nasıl gidereceksiniz? Burada şu an iki tane dosya kaydedilmiş durumda. Ses dosyası kaydedilmiş durumda. Biri ekran görüntümün kaydını yaparken sistemin sesi olan bir ses. Şu an sistem sesi bende neredeyse yok gözüküyor ama sizde burada sistem sesi olabilir. Eğer anlatım yapıyorsanız ve sistem sesine ihtiyacınız yoksa onu silebilirsiniz. Bunun dışında buradaki daha yüksek dalgalanmalar olan ses değerleri var. Onlar bizim anlatım sesimiz. Bunda bir parazit varsa şunu yapıyoruz. Daha fazlaya geldim. Ses düzenleme kısmından, equalizer'dan uğultuyu azalt diyebilirim. Bunun yanında da parazit kaldırmadan paraziti gidermeye uygula dediğimde artık daha net bir sese, ders anlatım sesine kavuşmuş olacağım. Basit bir şekilde düzenlemelerimi gerçekleştirdim. Sunum üstünde anlatımımı yaptım. Eğer hatalarım varsa bunları giderdim. Şimdi bu hazırladığım materyali video olarak dışa aktaracağım. Bunun için dışa aktara tıkladım. MP4 olarak seçili. Buradan kalite değerini ayarlayabilirsiniz. Kalite değerini ne kadar yukarı çekerseniz dosya boyutunuz o kadar artacaktır. Ben ortalama bir yüksek değerini seçtim ama daha kısa bir anlatımınız varsa en yüksek kaliteyi de seçebilirsiniz. Göz ata tıkladım. Masa üstüne bunu kaydedeceğim. Klasörümü seçtim. Movavi anlatım ismiyle kaydedilecek. Başlat dedim. Artık bu süreyi biraz bekleyeceğim. Dışa aktarma işlemi video uzunluğunuza göre zaman alabilecek bir işlem. O yüzden bu işlemi bekliyoruz. Movavi'yi kurumlarınız lisanslı olarak sizlere verebilir. Bunun dışında bireysel olarak edinmek isterseniz Movavi akademik kullanıcı başına yıllık 100 lira gibi bir ücreti var. Bunun dışında eğer 100 kişiden fazla bir toplu lisans almak istiyorsanız bu sefer de kullanıcı başına 20 liraya kadar düşebiliyor. O yüzden hem maliyet hem de işlev açısından aslında gayet uygun bir program. Özellikle uzaktan eğitim süreçlerine geçtiğimiz bu dönemde eğitimcilerin tercih edebileceği, içeriklerini düzenleyip hazırlayabileceği bir program. Şimdi dışa aktarımımız tamamlandı. Çıktı klasörünü de açalım ve görüntüleyelim. Tamam dedim. Buradaki MP4 dosyam artık benim bir video dosyam. Bunu istediğimiz yere yükleyebiliriz. Gördüğünüz gibi görüntüm gayet temiz. Arka planımı yeşil ekranla kaybettim. Ve içeriklerimi de sağ tarafa konumlandırmış bir şekilde ders anlatımımı yapıyorum. Burada istediğiniz içerikleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi sunumlarınızı düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde bir ders içerik videosunu nasıl ekran kaydedebiliriz, nasıl düzenleyebiliriz ve nasıl dışarı video olarak aktarabiliriz konularına değindik bu videomuzda. Dinlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir anlatım videosunda da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.